Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Değerli dostlar hepinizin bileceği üzere yaklaşık 2-3 gündür Azerbaycan'daydım. Azerbaycan Bakü'deki Teknofest heyecanını sizlere aktarmıştım. Son Teknofest videomuzu Azerbaycan'a çekmiş olduğum videoyu izlemeyen takipçilerimiz şu sağ köşeden videomuza ulaşabilirler. Devamında tabii ki değerli dostlar Azerbaycan'da bulunduğumdan ötürü yaklaşık şöyle 4-5 gün gündemden uzak kaldık. Her zamanki programımız olan gündem özel yaklaşık 3-4 gündür yoktu. Bununla birlikte bir hayli konuda birikmiş oldu. Yani gerek Suriye operasyonu, Türkiye'nin Suriye düzenlemeyi planladığı operasyon, gerekse İsveç, Finlandiya'nın NATO üyeliği, son olarak da Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Yunanistan'a söylemiş olduğu çok önemli ifadeler mevcut. Fakat onun öncesinde bugün çok önemli bir gün. Bugünün önemli olmasının sebebi ise bugün kadim şehrimiz olan İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü. Bu vesileyle videomuza geçmeden İstanbul'un fethini kutlamak istedim. Başta Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere İstanbul'un fethinde şehit olan tüm askerlerimize Allah rahmet eylesin diyorum ve bugünkü ilk konu başlığımızda hep birlikte Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın açıklamalarına uzanacağız. Hatırlarsak dün Azerbaycan'daydı Cumhurbaşkanımız. İlham Aliyev'le çok sıcak görüntüler verdi Teknofest'te. Devamında dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin bomba açıklamalar yaptı Cumhurbaşkanımız. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan ziyareti sonrası yurda dönüş yolunda uçaktaki gazetecilere çok önemli açıklamalarda bulundu. Sizler için açıklamalarından öne çıkan detayları bir güzel derledim. İsterseniz hemen başlayalım. Erdoğan ilk olarak Finlandiya ve İsveç ile yapılan görüşmelerin beklenen düzeyde olmadığını açıkladı. Erdoğan ayrıca görüşmelerin yapıldığı günün akşamı İsveç Devlet Televizyonu'nda terörist Salih Müslüm'ün konuşturulmasına büyük tepki gösterdi. F-16 meselesi gibi konularda gösterdi gösterilen olumsuz tavırların dürüst ve samimi olmadığını dile getirdi. Erdoğan ayrıca teröre destek veren ülkelerin kesinlikle NATO'ya girmesine biz evet diyemeyiz diyerekten ben görevde olduğum sürece Finlandiya ve İsveç asla NATO'ya giremeyecek dedi. Rusya ve Ukrayna ilgili de pazartesi günü iki tarafla telefon görüşmesi yapacağını açıklayan Erdoğan tarafları diyalog ve diplomasi kanallarını işletmeleri yönünde teşvik etmeyi sürdüreceklerini söyledi. Türkiye ve İsrail ilişkileri konusunda da ilgili bakışların olumlu olduğunu söyledi. Son olarak da Cumhurbaşkanımız Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e yüklendi ve aynen şu ifadeleri kullandı. Yunanistan'la yüksek düzeyli stratejik konsey toplantılarına son verdik mi? Bunu açıkladık mı? Bu ne demektir? E Yunanistan kendine çeki düzen ver demektir. Sen kendine çeki düzen vermedin. Biz de yüksek düzeyli stratejik konseyi kaldırdık. Artık şu andan itibariyle Miçotakis muhatabım değildir. Niye Miçotakis muhatabım değildir? Çünkü ben siyaseti şahsiyetli bir şekilde yürüten insan ları muhatap alırım. Benimle konuşacaksın. Sonra yemek yiyeceğiz. 3. ülke ve şahsları aramıza koymayalım diyeceğiz. Bunun sözünü vereceksin bana. Ondan sonra 15 gün geçecek. ABD'ye gideceksin. Amerikan Kongresi'nde Türkiye'nin aleyhinde konuşmalar yapacaksın. Neymiş? Oradan alacağı alkışlar için kusura bakma. Bizim bunlarla yapacağımız bir şey yok. Bu denli silahlanma, şu, bu vesaire. Bu süreci işletenlerle yapacak hiçbir şey yok. Yapacağımız aslında tek bir şey var. Bize dost olana dostuz. Ama bir defa şunu iyi bilsinler ki bize düşman nazarıyla bakanlara da biz gereğini Türkiye olarak yaparız diye Cumhurbaşkanımız Yunanistan'a bu ifadelerle cevap verdi. Görünen o ki bundan sonraki süreçte hani kısa bir süreliğine Türkiye-Yunanistan ilişkileri sanki birazcık normale döner gibi olmuştu. Fakat Yunanistan'dan gelen bu saçma sapan adımlar sonrasında Cumhurbaşkanımız hak ettikleri dilden cevabı vermiş. Bundan sonra benim muhatabım Miçotakis değildir demiş. İkinci konu başlığımıza geldiğimizde değerli dostlar ben Azerbaycan ajan ziyaretindeyken tabi haberleri yine sizler için sürekli takipteydim. Hatırlarsak Litvanya Ukrayna için Bayraktar TB2 alacak tarzında haberleri hepimiz görmüştük. İşte değerli dostlar Litvanya Ukrayna'ya Bayraktar TB2 alabilmek için ülkesinde bir bağış kampanyası başlatmıştı. İşte bu bağış kampanyasında çok önemli gelişmeler mevcut. İsterseniz haberimizin detayları bir karşımıza gelsin. Bakalım Litvanya Ukrayna'ya Bayraktar TB2 alabilecek mi? Hep birlikte öğrenelim. Litvanya'da Ukrayna için başlatılan Bayraktar tv 2 siyah bağış kampanyasında 3 günde 3 milyon euro toplandı. Ukrayna'da adına şarkılar yazılan Türk siyaları Rusya karşı en güvenilir ve en etkili askeri sistem olarak bilinmekte. Reuters haberi kampanyayı başlatan Litvanya televizyonu Liceverse TV'ye dayandırdı. Kampanyaya 100 euro bağışta bulunan 32 yaşındaki Agne Bilekıt bu savaş başlamadan önce hiçbirimiz silah almayı aklımızdan geçirmiyorduk. Ama şimdi bu normal bir şey haline geldi. Dünyanın daha iyi bir yer olması için bunu yapmalıyız diye açıklama yaptı. Ayrıca Blackett Rusya'nın eski bir Sovyetler Birliği ülkesi olan Litvanya saldırmasından da korktuklarını ekledi. Ukrayna'nın Litvanya Büyükelçisi Beşta Petro, Litvanya'da düzenlenen bağış kampanyasına ilişkin ilk kez siviller Bayraktar TB2 gibi bir şey almak için bağış kampanyası düzenliyor. Bu benzersiz bir kampanya diye açıklamalarını sonlandırdı. Bilmiyorum değerli dostlar tamam işte Bayraktar TB2'lerin yurt dışına satılması ihraç edilmesi çok önemli ama yani nedense ben bu konuda katılmıyorum. Neye katılmıyorum? 5000 milyon euro. Yani tabii ki değerli dostlar illaki Bayraktar mühendisleri, Bayraktar teknik personelleri satış fiyatında illaki benden daha fazla bilgiye sahiptir. Fakat ben sadece 5 milyon euroya dünyanın en etkili, en stratejik silah sistemlerinden olan Bayraktar TB2'nin satışını normal bulmuyorum. Yani şunun fiyatını birazcık artırsak mı? Yani düşünsenize değerli dostlar bir ülke başka bir ülkeye silah almak istiyor ve bunu bir ülkedeki siviller organize ediyor. Hadi bakayım Litvanyalılar gitsinler Amerika'dan bir patriot alsınlar. Patriot almak için bir kampanya düzenlesinler. Güçleri yeter mi? Yetmez. Bayraktar TB2'lerimiz bana çok ucuza gidiyor gibi geliyor. Tabii ki de görüşlerinize saygı duyarım. Sizler belki de diyebilirsiniz. Farklı ülkeye satmak işte biz onları mühimmatla kendimize bağlıyoruz. Bayrakları veriyoruz ama mamleleri, mamcileri belki daha fazla fiyattan satıyoruz diyebilirsiniz. Yorumlarda düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Bayrakların fiyatı sizce uygun mu yoksa daha fazla yükseltilebilir mi? Gündemdeki gelişmeleri tüm hızıyla sizlere aktarmaya devam Ederken, bugünkü üçüncü ve son konu başlığımıza geldiğimizde hep birlikte sosyal medya haberlerine uzanacağız. Yine sizler için birbirinden önemli birbirinden kıymetli haberleri bir güzel derledim. İsterseniz hiç lafı uzatmadan sosyal medya haberlerimiz bir karşımıza gelsin. Neler yaşandı son günlerde sosyal medyada hep birlikte öğrenelim. Bugünkü sosyal medya haberlerimize ilk olarak hazır Bayraktar TB2 demişken ilginç bir habere uzanacağız. Elimize gelen son bilgilere göre yakında Suudi Arabistan Bayraktar TB2 edebilir. Henüz kesin bir şey ya da resmi bir bilgi bulunmamakta. Birkaç hafta sonra konunun netlik kazanması beklenmekte. Haberiniz olsun ilk bizden duyun diye sizlerle bu haberi paylaştım. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın çok ilginç açıklamalarına uzanıyoruz. İngiltere Başbakanı Boris Johnson Ukrayna'nın Avrupa Birliği yerine Avrupa Birliği alternatifi yeni bir birliğe katılmasını önerdi. Şimdi sizler doğal olarak EK'ın bu haberde ne var diyebilirsiniz. Asıl bomba bundan sonra değerli dostlar Boris Johnson'ın planlı göre yeni birliğin lideri İngiltere olacak. Ukrayna dışında Polonya, Estonya, Letonya, Litvanya ve Türkiye'de bu birliğe üye olacak. Evet yanlış duymadınız İngiltere'nin liderliğini yürütmüş olduğu bir birliğe Türkiye'de üye olacak. Yani kendileri birazcık karar almışlar fakat Türkiye bu birliğe girer mi girmez mi orasını bilemem. ABD'ye gideceğiz. ABD medyasından bu News son yapmış olduğu haberinde Suriye demokratik güçleri yetkilileri olası bir Türk operasyonuna dair korkularını dile getirmişler için ABD'li yetkililerle temasta olduklarını söyledi dedi. Haberin devamında Türkiye'nin olası bir Suriye müdahalesinin DAEŞ'in işine yarayabileceğinden endişe duyuluyor diye ABD medyası bu saçma sapan haberini algı dolu haberini sonlandırdı. Oldukça sinirleri bozacak bir habere uzanacağız. Lütfen sakin kalın. Hep birlikte Kıbrıs'a gidiyoruz. Kıbrıs Rum kesiminde yaşayan eski Yunan askerlerden Leftis ve Patrides Yunan televizyonu Omega'ya yaklaşık 70 sivil Türk'ü iş yerleri ve yollardan alıp yağmaladıklarını ve işkence ederek öldürdüklerini ve daha sonrasında aldıkları emirle Türk cesetlerini kaybettiklerini itiraf etti. Yaptıklarından dolayı dönemin baş psikoposluğu Makarios'tan tebrik aldıklarını söyleyen Leftis ve Petrides 1960'lı yıllarda Yunanistan'ın 500 kişilik bir Türkleri öldürme ekibi kurduğunu belirtti. Bu itiraflar ve katliamlar Kıbrıs'ta yapılan soykırımın bir delili olarak görülmekteydi. Kıbrıs'ta Yunanistan'ın yapmış olduğu Türk soykırımını da kanıtlıyor. Bu açıklamaları tabii ki de kim dikkate alır Birleşmiş Milletler buna bir tepki gösterir mi? Hiç sanmam. Yine her zamanki gibi söz konusu Türk, söz konusu Türkiye dostu bir ülke olunca, o ülkelerden halklar öldürülünce herkes sessiz kalıyor. Türk soydaşlarımıza Allah rahmet eylesin dileklerimi buradan iletiyorum. Kıbrıs'tan hep birlikte bir Litvanya'ya tekrardan geri döneceğiz. Litvanya'nın Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu NATO müttefiklerinden Karadeniz'deki Ukrayna limanlarını geri almak için bir deniz operasyonu başlatmasını talep edebiliriz. ...son günlerde sosyal medyada bolca dönmekte. Yani değerli dostlar eğer ki böyle bir gelişme yaşanırsa... ...bu direkt 3. Dünya Savaşı demek olur. Hep birlikte Rus basınına uzanacağız. Rus basınının son günlerde yapmış oldukları haberlere göre... ...Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştireceği operasyon için... ...askeri hazırlıklarını tamamlarken... ...PKK terör örgütünün mevzilerine yumuşatma ateşine başladı. Ruslar, Türkiye'nin Suriye'ye yapacağı operasyonun... ...yaklaşık 2-3 gün içerisinde başlayabileceğini... ...kendi medyasında bolca döndürmekte. Hazır Rusya demişken sizlerle birlikte çok eğlenceli bir habere gideceğiz. Rusların algı oyunlarına gideceğiz. Aslında Rusların oynayamadığı algı oyununa uzanacağız. Değerli dostlar, Rus lider Vladimir Putin ülkesinde böyle zaman zaman etkinliklere katılır. İşte Rus halkının kendisini çok sevdiğini falan televizyonlarda göstermeye bayılır. Değerli dostlar, çok ilginç bir detaya ulaştım. Putin ve figüranları. Görmüş olacağınız üzere Rus lider Vladimir Putin'in Rusya'da katılmış olduğu farklı organizasyonlardaki aynı kişiler herkesin dikkatini çekti. Buradaki mor kareye dikkat dikkat ettiğimizde Putin'in ilk hastane ziyaretinde kişiyle aşağıda sokakta elleri önünde bekleyen kişinin aynı kişi olduğunu görebiliyoruz. Daha bitti mi bitmedi. Görmüş olacağınız üzere yine Putin bir gemi ziyaret etmiş. Buraya kadar her şey normalken Putin'in bir dini mabedi ziyaret ettiği esnadaki kişilerde birebir aynı. Tabi değerli dostlar bu fotoğrafları ben gördükten sonra doğal olarak Vladimir Putin'in sırf bu iş için sırf algı operasyonu için özel bir ekip kurduğuna kanaat getirdim. Yorumlarda düşüncelerinizi belirt. Yani bu olay tesadüf olabilir mi? Ben inanmıyorum. Benim görüşlerim bu şekilde. Sosyal medya haberlerimizde son olarak çok sevindirici bir habere uzanacağız. Hep birlikte Aselsan'a gidiyoruz. Zaten Aselsan deyince yine bir üretim haberi. Görmüş olacağınız üzere Aselsan yerli aktif koruma sistemi Kama'yı ürettiğini duyurdu. Hatırlarsak geçtiğimiz yıllarda Pulat ve Akkor sistemlerinden bir tanesi İsveç. Diğeri ise Fransa ABD ambargosuna takılıp tanklarımıza monte edilememişti. Bundan dolayı Suriye Harekatı'nda özel. Tanklarımızda maalesef kayıplar yaşamıştık. Yani ASELSAN'dan gelen bu haber beni çok mutlu etti. Özellikle sizlere son aktarmış olduğum tanklarımıza takmış olduğumuz aktif koruma sistemleri haberi oldukça önemliydi. Unutmayın ki YPG PKK'nın elinde İngiliz yapımı, İtalyan yapımı veyahut da Fransız yapımı, ABD yapımı bolca tank savar mühimmatı bulunmakta. Şunu da belirtmek isterim ki tank savar mühimmatlarının etkisini Ukrayna'da hepimiz görüyoruz. Bundan dolayı yani benim içim hiç el vermiyordu. Şükürler olsun ki ASELSAN bu konuya el atmış ve inşallah ilerleyen günlerde Türk tankları daha aktif bir şekilde korunmaya başlanacak. Kama projesinde emeği geçen tüm mühendis teknik personelden Allah razı olsun diyorum ve bugünkü bana aylan sürenin de sonuna gelmiş oluyoruz. Umarım sizlere haberleri doğru ve net bir biçimde anlatabilmişimdir. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz beğenirseniz çok mutlu oluruz diyorum ve... Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.